Herkese selamlar dostlar. 17 ve 18 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 2 gün için 6 adet mücadelemiz var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğim. Genellikle yüksek oranlara gittim. Bilginize değerlendirecekleri, katılacaklara bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Hatta iki adet skor yarışmamız var. Bir tanesi üçüncülük maçı. Hırvatistan-Fas maçı ne olur sizlere sorduk. Bir de final maçı. Dünya Kupası'nın final maçını. Arjantin-Fransa maç skoru ne olur sizlere sorduk. İki maçın skorunu ayrı, ayrı yazarsanız. Bilenler arasında iki kişiyi katı Telegram gruplarımıza davet edeceğiz, alacağız. Geçtim bunu. Açıklama ve yorumlar kısmında herkes açık grubumuz var. Oraya da ara ara canlı bahisler ve maç önü de atıyorum. Zaten video bildirimlerini de keza oraya atıyorum. Oraya katılarak sizler de herkes, herkes, açık grubumuzdaki ekstra paylaşımlardan faydalanabilirsiniz ve videoları anında görebilirsiniz. Geçtim bunu. Yüksek mis seviyesinden bahsedeyim. Yüksek mis seviyesinde şurada bir Olympiakos maçı vardı Fenerbahçe bildiğiniz üzere. O maça çok güveniyordum ben. Hatta şöyle bir öneri yaptım. Dedim ya şurada ikinci tikte yazıyor. Dün Avrupa oranı 1.48'di şu an 1.40. Ben tek başına 1.48'den tek başına 3.000 TL oynadım. Normalde her zaman söylüyorum 1.000 TL giderim yüksek misli maçlarına. Burada özellikle belirttim. Yüksek misli seviyesinde zaten böyle sağlam güvendiğim maçları sağlam basıp almak, bunu sermaye yapmak veya çekim yapmaktır. Bunun bilgisini de vereyim. Yüksek misli de bu şekilde ilerlediğimizi belirtelim. Yüksek oran sistem grubuna baktığımız zaman da bu şekilde yüksek oranlı tekli maçlar liste haline gönderiyorum. 6-7 maç şeklinde Gelenler gidenler. Bu da günün listesiydi. Beşiktaş alır ve üst dedim. 5-3 bitti. Alanya maçı ilk yarı 1.5 üst dedim. Geldi. Adana demin 2-2 bitti. Kazanamadı. Milano da ilk yarıyı kazandı. O tercih çok iyiydi. Mesela diyerekten de geçtim bunu da. Canlılarda neler yaptık diye baktığımız zaman da dediğim gibi canlılarda şu dönemlerde biraz daha dengesiz sonuçlar aldığımızı söyleyelim. Sol taraf fullleşirken sağ taraf mesela kırmızı geldiği gibi yattı da oluyor canlılarda. Onun da bilgisini buradan vereyim. Her zaman kazanma gibi bir şansımız zaten yok. Bunun da bilgisini sizlere verelim de geçelim. Ekstralar olarak 500 TL'lik bir fon yapmıştım bildiğiniz üzere. Dünya Kupası öncesinde. Finalin adını mesela oradan 19 orandan yakalamışız. 190 oran. Bence gayet başarılı. Arjantin 30 TL atmış mesela. Bir daha hala bekleyen 7-8 tane kupon var. Bakalım ne kadar kazanç getirecek. Değerlendirenler varmış. Instagram'dan atmışlar bana da. Tekrardan tebrik edelim. Geçelim. isterseniz maçlarımızla başlayalım arkadaşlar. Toplamda 4 adet 4 adet 17'sinden 2 adet de 18'den maçımız var. Değerlendirecek katılacaklara bol. Şanslar İlk maçımız Hırvatistan var. Sizlerden şöyle bir ricam var. Artı 300 seviyesinde hemen 2 saniyenizden like atarsanız sevinirim. Değerlendireceklere bol. Şanslar. Hırvatistan Fas mücadelesi çok güzel bir istatistik var bu maç hakkında ve ya bir yandan aklımı da kurcalamayı kurcalamıyor değil. Şimdi şöyle iki takımın iki takıma baktığımız zaman karşı karşıya geldiği zaman defansları ve orta sahaları güçlü bir ekip olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle Fas takımı orta sahayı çok güçlü tuttuğu için çok fazla gol yemeyen ekiplerden bir tanesi. Maçın beklentisi arkadaşlar 0-0. Doğru mu? Doğru. Fakat şöyle bir durum var. Son 11 Dünya Kupası'nın Üçüncülük maçı son 11 Dünya Kupası'nın üçüncülük maçlarından tam 10 tanesi üst bitmiş. Böyle bir istatistik var. Neden olduğunu da söyleyeyim. Hemen psikolojik ben de açıklayalım. Son Dünya Kupası zaten final maçı değil. Ya üçüncü olsan ne olmasan ne bir nevi öyle. Takımlar tempolu oynuyor, açık oynuyor. En azından böyle futbol görebiliriz bu üçüncülük maçından bu iki takımdan da. Benim şöyle bir önerim olacak mücadelede. Tek bahis yüksek orana gittim. Ben burada ilk yarıdan biraz daha dengeli olacaklarını, mücadelenin ise ikinci yarı açılacağını düşünüyorum. O yüzden ben burada tek tercih yaparak 1.84 gibi orandan en çok gol ikinci yarı gelir gibi geliyor bana. İkinci yarı da bence takım takımda açılabilir. Bilginize bol şanslar. Hust ile Sunderland mücadelesi. Hull City'nin ilk mücadelesi Watford'la oynadı geçen hafta. Hull City'nin bir tane hazırlık maçını izlemiştim, takip etmiştim. Watford'la oynadı. O maçta 0-0 bitti zaten. Watford biraz daha iyi oynadı. Fakat Hal City de şimdi kendi evinde genel olarak sezon ortalamasına baktığımız zaman Hal City kendi evinde açık bir futbol sergiliyor. En azından basarak futbol sergilediklerini söylemek lazım. Arkada boşluklar verdiği için genellikle kendi evinde çok fazla gol atamasa da maç başına bir gol ortalamayla oynuyor kendi evinde. Fakat gol yediklerini söylemek lazım. Maç başına neredeyse iki gol yediklerini söylemek lazım yine bir yüksek oran alacağım bu mücadelede. Ben mücadelenin tempo geçmesini, Hasis'in önde saldırmasını, Sunderland'ın da gol bularaktan da KG varın gelmesini bekliyorum 1.64 gibi orandan. Ayrıca bir adet daha yüksek oranım var. 4.51'lik bir oran. Benim skor beklentim 2.1'lik deplasman galibiyeti olduğundan dolayı şuradan 4.51 gibi orandan maç sonu 2 ve 2.5 üst yaparsanız arkadaşlar tek başına neredeyse 5 oran almış oluyorsunuz. Değerlendirecekler de bu maça bir göz atsın derim. Sistemlere koyabilirsiniz mesela. Geçtim diğer mücadeleme. West Bromwich ile Rotterdam mücadelesi. West Bromwich aynı puandalar şu an Diplosman ekibiyle. Şöyle kadro kalitesine baktığımız zaman da West Bromwich biraz daha önde olduğunu söylemek lazım. Bu oranın düşük olması sebeplerinden ev sahibinin düşük olması sebeplerinden bir tanesi bu. Ve son dönemde yakalanan bir West Bromwich performansı var. İlmesi var. Ondan dolayı da bu yönde bir oran var. Ben burada galibiyetine devam etmesini bekliyorum ki deplasman karnesi çok kötü olan bir takım. Rotterdam takımı. West Bromwich burada kazanır. Kazanırken de 4.5 altında biter diyerek düşünüyorum. 1.50 bandına oranı çıkartıyorum. O yüzden bu yönde bir değerlendirme yapabiliriz gibi geliyor bana. 4.5 altında 1 olarak bilginize geçtim bunu. Eyüp Boluspor Bolu mücadelesi. Eyüp Spor baktığımız zaman da kadro kalitesi gerçekten yüksek takımlardan bir tanesi. Hatta TFF 1. Lig'in kalbur üstü tek takımlarından bir tanesi diyebilirim. Eze var, Ezeh var, Babel var, Recep Niyaz vesaire. Yani kadro kalitesi bayağı kaliteli ekip ki zaten ligde de puan farkını tek başına aldı götürdüğünü sizler de görmektesiniz zaten. Burada Bolu ile oynayacaklar. Ben mücadele Bolu da sağlam bir ekip. Çok fazla gol yiyen bir ekiplerden de bir tanesi değil. Fakat buradan Eyüp'ün kendi sahasından olmasından dolayı yine bir yüksek oranda gidelim diyorum ben burada. Yüksek orandan diyorum ki alacaksak mücadele genelinde beklenen skor 2-0'lık ve 2-1'lik bir Eyüp Spor galibiyeti. Olası bir beraberliği de alalım ben diyorum burada. En çok gol aralığını söyleyeceğim size en çok gol demeyeceğiz toplam gol aralığı 177 gibi orandan yine yüksek bir orandan almamızı tavsiye ederim 2-3 gol tercih edilecek yüksek orandan da bir değerlendirme altına almış oluruz değerlendirecekler bol şanslar efendim geçtim diğer mücadeleme Ayın 18'i arkadaşlar. 18'inde iki tane mücadelemiz var. Yine 18 için gelen herkese bol şanslar. Sizlere Arjantin Fransa maçı konusunu sorduk. Like atmayı da unutmayalım. Devam edelim. Erzurum'la Altınordu ile başlayalım. Altınordu ne zamandır kaybediyordu. Geçen maç artık teknik direktörle yolları ayrıldı. Sefa Hoca olması lazım. Sefa Hoca ile yollarını ayırdılar. Hatta Altınordu'nun sosyal medya hesabına girdim. Instagram hesabına. O postun altındaki yorumları okudum. Yani Altınordu'yu benden daha iyi bilenler daha yakından takip edenler, o şehrin taraftarlarının yorumlarını okudum. Yani hocanın gitmesi gerektiğini söylüyor genellikle. E genellikle o yönde geç bile kalındı tarzında sürekli böyle yorumlar var. Erzurum'la oynayacaklar. Altın Ordu bu maçta hocasız bir şekilde çıkacak. Çobansız e, koyun sürüsü diyelim biz burada. Ne kadar doğru bir benzetme oldu bilmiyorum ama. Velhasıl kelam anlamışsınızdır siz. Ben burada Altın Ordu tarafından bir reaksiyon belki gelebilir diye düşünüyorum. Erzurum takımı da çok iyi takım değil açıkçası. Mücadele genelinde yine aynı şekilde 2-3 gol tercihini yaparak burada yüksek orandan alma taraftarıyım. Erzurum tarafına gitmedim. Toplam 2-3 gol oralı da 1.79 gibi oranı var. Değerlendirecekleri bol şanslar. Toplam gol oralı 2-3 gol olarak düşünüyorum. Ve gelelim Dünya Kupası'nın final maçına. Arjantin ile Fransa. Açıkçası ben burada oranlara baktığımız zaman da burada Arjantin'i favori görmeyi beklemezdim. Gerçekten beklemezdim. Çünkü genel kadro yapısına baktığımız zaman da Fransa takımı biraz daha güçlü kuvvetli gibi geliyor bana. Arjantin takımı tarafı bir nevi Messi'ye bakıyor. Gerçi tek Messi'ye de bakmıyor da. Gerçekten bu oranlar beni biraz şaşırttı. Ben şöyle 2-0'a 2-30 falan beklerdim. Öyle diyeyim Fransa tarafına. Burada Arjantin'i favori yapmışlar oran anlamında. İlerleyen saatlerde belki değişebilir. Çünkü çok yakın oranlar. Şimdi Arjantin takımı şöyle her iki takıma baktığımız zaman da bir taraf duygularıyla daha çok oynayan bir takım. Arjantin tarafından bahsediyorum. Arjantin tarafında duygular biraz daha ön plana çıkıyor. Fransa tarafında ise e, biraz daha e, profesyonellik mi diyelim. Duygular ön planda değil diyeyim. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Şimdi Arjantin Fransa mücadelesi. Mücadele çok fazla gol beklenir mi? Mücadelede erken bir gol gelirse maç belki kopabilir. Ama genel genel patlarıyla baktığımız zaman da çok fazla gol çıkmaz gibi duruyor. Çünkü final maçı neden risk alsın? Özellikle Fransa'nın Fas maçına baktığımız zaman da orada da güzel çıkarımlar yapmıştır Arjantin milli takımı. Fas orta sahayı çok güçlü tuttuğu için Fransa çok fazla pozisyona giremedi. Arjantin de burada o maçtan mutlaka ders çıkarmıştır. Orta sahayı çok fazla güçlü tutması lazım. Fransa yine her zamanki gibi, hep anlatıyorum ben burada, genelde kanatlardan gelecektir. Sağdan Dembele, soldan Mbappe. Bu iki oyuncu hızlarıyla birlikte zaten Mbappe'nin Fas maçında da gördünüz 2-3 tane böyle ileri atlı koştu, ileri atlı koştu, ileri atlı koştu. Öyle bir Fransa bekleyebiliriz. Aynı şekilde Dembele denen de o performansı bekleyebiliriz. Yani kısacası zor maç. Benim skor beklentimi söyleyeyim. Yani bu maç zaten neyini anladım? Herkes kendi duygularıyla bildiğiyle oynayabilir. Ben 1-1 gibi bir skor çıkmasını bekliyorum. Öncelikle 1-1 skoru söyleyeyim ben sizlere. Ona, ona karşı olarak bir gol gelirse bir takım zorlayacaktır. Burada yani şöyle ideal mi denir? Yüksek oran mı denir? Toplam gol aralığı 79'dan 2-3 golü alabiliriz gibi geliyor bana. 2-3 golü aldık mı aldık? Ben bir de şöyle bir şey düşünüyorum ben. Ee, korneri bulabilirsek. Orta sahil güçlü tutmak isteyen bir Arjantin olacaktır bence. Fakat kanatları iyi kullanan bir Fransa olduğu için ilk gol erken gelmezse Fransa tarafında. Erken gelirse baskıyı Arjantin kurmaya çalışacaktır çünkü. ilk, ilk gol böyle geç gelsin. Fransa hatta Arjantin atarsa da işimize gelir. En çok korneri ilk yarıda 2 0 3 gibi Fransa kullanır gibi bir düşüncem var. Bu yönde de bir ekstra düşüncem var. Sizler de Dünya Kupası final maçının skorunu yorumlara yazmayın. Yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Toplamda 6 maçım vardı. İdeallerinden, yüksek oranlardan bahsettim. değerlendirecekler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.